su ürünleri sektörüne dair vizyoner yenilikleri bir arada sunması bakımından Türkiye'de bir ilk. Su ürünlerinde yeni ufuklar. Derginin ikinci sayısının konusu ise su ürünleri sektörünün geleceğini doğrudan etkileyecek olan plastik kirliliği. Denizden Babam Çıksa.com'da daha önce yayınlanmış içeriklerin genişletilmiş sürümleri ve sadece bu mecra için özel olarak seçilmiş başlıklarıyla Su Ürünlerinde Yeni Ufuklar dergisinin yeni sayısı yayında. Bu dergi, su ürünleri sektörüne dair vizyoner yenilikleri bir arada sunması bakımından Türkiye'de bir ilk. Her sayısında su ürünleri sektörünü ilgilendiren farklı, güncel ve detaylı bir konuyu işleyen Su Ürünlerinde Yeni Ufuklar dergisinin ikinci sayısının kapak konusu, su ürünleri sektörünün geleceğinde oldukça etkili ve önemli bir sorun haline gelecek olan plastik kirliliği. Plastik kirliliğinin nedenlerini ve çözüm önerilerini incelediğimiz yeni sayımızın diğer konu başlıkları arasında, ilk sayıda da kendine yer bulan, Kızıldeniz göçmenleri ve Akdeniz'de soyu tehlike altında olan türler de var. Bu başlıklarda ise konuklarımız balon balığı ile kırmızı mercan. Su ürünlerinde Yeni Ufuklar dergisinin yeni sayısındaki diğer başlıklar ise, sektördeki işlerin başlangıç noktası olan kuluçkahane, yem optimizasyonu, parazitlerle mücadele ve teknoloji. Su ürünlerinde Yeni Ufuklar dergisinin misyonu, tıpkı Denizden Babam Çıksa.com gibi Türkiye'deki su ürünleri tüketimi algısını iyileştirmek ve bilinçli su ürünleri tüketimi konusunda insanlara doğru ve nitelikli bilgileri açık, anlaşılır ve pratik şekilde vermek. Vizyonu ise, dijital yayıncılıktaki küresel akımları izleyerek her sayısında daha modern, dikkat çekici ve okunaklılık esaslarını gözetmek. Denizden Babam Çıksa.com üzerinden ulaşılabilen Su Ürünlerinde Yeni Ufuklar dergisini okumak çok kolaydır. Blogumuz üzerinden online olarak okunabilen son sayının yanı sıra, PDF formatında ücretsiz olarak indirilebilen bir versiyon, Android ve iOS işletim sistemli cep telefonlarıyla, tabletlerle, hatta akıllı televizyonlarla uyumludur. Su ürünlerinde Yeni Ufuklar dergisini vakit kaybetmeden online olarak okumak ve tamamen ücretsiz olarak indirmek için, denizdenbabamçıksa.com adresindeki blogumuzu ziyaret edin. Merhabalar, Denizden Babam Çıksa.com'un YouTube kanalındaki ikinci videoma hoş geldiniz. Ben araya çok fazla girmek istememekle birlikte arada bir takım şeylerden bahsetmek üzere burada olacağım. Şimdi geçtiğimiz Ocak ayında 2020 yılının başında benim düzenli olarak hazırlamak istediğim ve içeriklendirme sürecine aslında devam ettiğim bir sonraki de dahil Su Ürünlerinde Yeni Ufuklar dergisini çıkarmıştık. Geri dönüşleriniz için çok teşekkürler. Gerek akademik çevreden gerekse su ürünleri sektörünü götüren ve sektörün önemli paydaşlarından olan özel sektör hem çalışanlarından hem idarecilerinden çok güzel geri dönüşler aldım. Bunun için öncelikli olarak teşekkür ederim. Şimdi burada, bu videoda da ikinci sayısından itibaren Su Ürünlerinde Yeni Ufuklar ile ilgili söylemek istediğim, yapmak istediğim, geleceğe dair neler yapacağım, bunları bir konuşmak istedim. Ben şimdi size kısaca Su Ürünlerinde Yeni Ufuklar dergisini nasıl hazırlamaya karar verdiğimden biraz bahsetmek istiyorum. Oradan bir giriş yapmak istedim. İhtisas alanı su ürünleri sektörü olan ve Türkiye'de Türkçe olarak yayın yapan birkaç dergi zaten vardı aslında.
basılı olarak elde ettiğimiz kapımıza kadar hatta ofislerimize kadar gelebilen dergiler vardı. Bunlar halen yayında olanlar var. Geçici olarak duraklamış olanlar var. Bunlardan birisi Türkiye'deki su ürünleri sektörü için oldukça önemli olan ve benim de dönemsel olarak çıkan sayılarda özellikle son birkaç sayısına destek verdiğim, içeriğine katkı sağlamaktan oldukça mutlu olduğum sevgili Savaş abinin, Savaş Doğan'ın hazırlamış olduğu Su Dünyası dergisi vardı. Savaş abi bu aralar biraz mola vermiş gibi olsa da ben inanıyorum ki en kısa süre içerisinde tekrar sahalara dönecek. Çünkü onun çıkardığı dergi Türkiye'deki su ürünleri sektörünün iletişimi açısından bir hayli önemli ve bence desteklenmesi gereken bir başka dergiydi. Yine bu hani bahsettiğim dergi biraz daha böyle Türkiye'deki su ürünleri sektörünün paydaşlarına dair Türkiye'den yenilikleri ve sektördeki insanların neler yaptığına dair bilgileri ilk elden ulaşmak için gerçekten çok önemli bir kaynak olmakla birlikte benim hazırlamış olduğum su ürünlerinde Yeni Ufuklar dergisi biraz daha bu kulvardan farklı yurt dışında neler yapılıyor. Hani bizim böyle biraz daha nasıl diyeyim tersine beyin göçüne biraz teknoloji göçüne ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Su ürünlerinde Yeni Ufuklar dergisinde de biraz daha yurt dışında neler yapıyorlar ve biz bunu Türkiye'ye getirebilir miyiz, getirirsek nasıl yaparız gibi konulara yoğunlaşmaya çalışıyorum ve içeriğini buna göre ağırlıklı şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi bizim aslında belki de henüz kabul etmediğimiz ama kabul etsek iyi olur diye benim düşündüğüm şey iki başlığına ben çoğunlukla girmeye çalışıyorum. Çünkü elbette ki bir sürü var. Yani iletişiminden yönetimine, yetiştiricilik metotlarından, yeni maddelerden üretilmiş materyallere kadar birçok konuda zaten yenilikler var. Ama benim elimden şu anda gelen nitelikli iletişim materyalleri ve teknolojiyi Türkiye'ye nasıl getirebiliriz? Şimdi bu kısmıyla ilgileniyorum ben. Şimdi mekanizasyon Avrupa'da, Amerika'da ve hatta artık sorunları yetiştiriciliğinin ortaya çıktığı kabul edilen uzak doğuda dahil insan gücünün yerini almaya başladı. Yani bu biraz acımasız gibi görünebilir. İşte insanlar işsiz mi kalacak, şudur budur denebilir. Fakat bu böyle. Buna dönüşüyoruz. Akıllı teknolojiler, sanal gerçeklik, robotlar, açık deniz kafesleri, bu kafeslerle entegre yemleme teknolojileri, kafeslerin ağ onarım teknolojileri hepsi yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Biz şu aralar farklı şekillerde söylense de çok parlak günlerden aslında geçmiyoruz. Bununla birlikte verilen rakamlara göre 1 milyar doların üzerinde bir su ürünleri ihracatı da varmış. Hedef 2 milyar dolara yaklaşıyormuş. Sektörün Türkiye'deki geleceğini bir şekilde değiştirip dönüştürebilmemiz bu teknolojilerden ve aslında nitelikli içeriklerden geçiyor. Ve ben bunun Türkiye'deki iletişim tarafını sürdürebilmek için çabalıyorum aslında. Sürdürülebilir kılmak istiyorum. Çünkü Akdeniz balıkçılık konusunda, şimdi Akdeniz'deki ülkeleri tek tek saymayacağım ama özellikle Yunanistan, İspanya, Fransa istiridye ve kabuklu yetiştiriciliğinde, Mısır, tilapya'da iyi bir yere gidiyor. Yine Tunus, Fas, Ohat, hatta Mısır, İsrail balıkçılıkta iyi yerlere gidiyor ve bizim Türkiye olarak etrafımız zaten üç denizlerle çevrili ama yeteri kadar balık tüketmiyoruz veya su ürünleri yetiştiriciliğine çeşitli boyutlarda yeteri kadar önem vermiyoruz. Bizim diğer ülkelerle rekabet edebilmemiz için su ürünleri teknolojilerine yatırım yapmamız ve bunları tamam yurt dışına satıyoruz
Ama bizim iç piyasada da bunları birazcık tüketmeye yönelik pazarlama iletişimi faaliyetlerini yürütmemiz gerekiyor. Bunları rakiplerimize daha fazla pazar payı kaptırmamak ve kendi pazar payımızı dünyada daha iyi bir yere getirebilmemiz için mekanizasyondan, teknolojiden, nitelikli iş gücünden ve bunların müşteriye olan talebi yaratabilmek için düzenli bir pazarlama iletişimi faaliyetten geçirmemiz gerekiyor. 2-2-4 yani bu böyle olacak. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da, hatta biraz daha uzakta ve güneyde, Avustralya'da, Endonezya'da veya Yeni Zelanda'da neler olduğunu evet bakıyoruz ürünleri dergisini. Takip edebildiğim kadar etmeye çalışıyorum. Özellikle Asya'daki karides yetiştiriciliği yeni yeni ahtapot yetiştirmeye başladılar. Bunların çabalarının yanında biz tabii ki teknoloji olarak, teknolojik çabalar olarak biz sadece bunlara odaklanmaktan biraz da kafada dağıtmak istiyorum açıkçası. Hani siz bunu okurken ya da YouTube kanalında herhangi bir şeyi izlerken çok da bunalmamamız için çevremizdeki suların da biraz farkında olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ben Fransa'daki bir arkadaşımla oturup biz nasıl bir içerik üretmeliyiz Türkiye'deki su ürünleri tüketicilerine ya da bu dergiye dijital olarak veya bir şekilde ileride eline hard copy alarak alır da okursa diye. Öncelikli olarak zaten biraz önce de bahsettiğim Akdeniz bizim için gerçekten çok önemli bir deniz. Karadeniz ve Ege de öyle ama doğrudan buraları ilgilendiren konulara değinmenin önemli olduğunu düşündük. Çünkü ben 2015 yılında bir kez daha mezun, 2010 yılında mezun olup 2015 yılında tekrar Mersin'e gittiğimde Mersin'deki balıkçılar balon balığını yeni yeni avlamaya, tanımaya başlamışlardı. Yani belki daha öncesi vardır. Ben hani öncekilerimi çok orada yaşamadığım için bilmiyorum ama balık pazarlarını özellikle dolaştığım zaman oradaki balıkçıların balon balığından haberdar olduğunu biliyordum. Bu yüzden hani oturup konuştuğumuzda dedik ki Akdeniz'e Süveyş kanalı vasıtasıyla girmiş olan Kızıldeniz göçmenleri ne mi acaba böyle kısa kısa yazsak, ama dedim ki artık Akdeniz'in maalesef içindeler ve ekolojik piramidin içerisinde, beslenme piramidinin içerisinde varlar. Her ne kadar aslan balığı ya da balon balığını birkaç galiba köpek balığının dışında tüketen olmasa bile Süveyş kanalını kullanarak Akdeniz'e girmiş olanları maalesef artık tanımaya başlasak ve bunlarla nasıl mücadele edeceğimizi ya da belki de ekonomiye nasıl katacağımızı öğrenmeye başlasak iyi olur diye düşünüyorum. Tabii ki hani bu girmiş olması bizim bunları toptan bir şekilde hani artık çıkarabileceğimizi ben çok düşünmüyorum. Hani gelecekte var olacaklar. Çünkü daha önce denizden babam çıksa konuda da yazmıştım. Denizlerin ısınmasıyla birlikte türler daha da kuzeye göç etmeye başlıyorlar. Şimdi oradan boşalan yerler bir şekilde bunlarla doluyor. Etkisi, coğrafi etkileri var. Fiziksel etkileri var. Açılmış bir kanal gibi örneğin. Bunlar olacak ve biz bunları tanısak, yani artık tanımamız gerekiyor gibi geliyor bana maalesef. Şimdi bir yandan gelenler var. Bir yandan da yok olma tehlikesiyle baş başa olanlar var. Bu da yine ikinci sayıda da var. Birincisinde de birbirini tamamlayan konular olsun istedik. İlkinde orfozu işlemiştik. Orfoz çok güzel bir balık. Suyun altında mutlaka görün isterim. Belki bir akvaryumda değil ama böyle İzmir kıyılarında bazı yerlerde çok güzel orfoz aileleri yaşıyor. Belki ilgilenen varsa iletişim kurarak buralara götürle, dalgıç olarak görmek isteyen olursa götürülebilirsiniz. Bağlantı kurabilirim. İkinci sayıda da
yine suların ısınmasından kaynaklanan ve asiditenin yükselmesinden kaynaklanan bir sorunla baş başa olan kırmızı mercanı işledik. Bunlar benim için, hani kırmızı mercanı tüketmiyoruz ama bir yandan da suyun altında yaşayan önemli güzelliklerden, Akdeniz Şanağı'nın güzelliklerinden biridir. Genel olarak şöyle toparlayayım istiyorum artık. Dikkatinizi çekmiştir zaten. Dergilerin hepsinin kendine özel bir konu başlığı var. İlkinde alge işlemiştik. Deniz yosununu. Biliyorsunuz ki alge insan tüketimi için de hakikaten çok önemli bir yere sahip bir kaynak haline geliyor aslında. Çünkü denizden elde edilmiş ürünlerin tamamının sadece hayvansal kabul edildiği bir dönem vardı. Hayvansal kökenli deniz ürünlerini tedarik ediyoruz ya da üretiyoruz diye düşünüyordu ama algin insan tüketimi için uygun bir besin olduğunun keşfi ve bunun insan tüketimi için üretilmiş yemeklere, suşiye, spirulina'ya çevrilmesi biraz daha deniz ürünlerinin vegan ve vejetaryen beslenme alışkanlıklarına sahip olan insanlara da hitap ettiğini göstermesi açısından önemli bir kaynak. Birinci sayısı var. Algin çok fazla kullanım alanı var. Tükettiğimiz dondurmalarda, sushi'nin etrafındaki nori'de birçok yerde alg var ve bu bitkisel bir kaynak olarak protein yükü bakımından da oldukça güzel bir yerde olduğu için alg önemli bir yerdeydi. İlk sayıyı ben o yüzden çok alg olmasını istedim. İkinci sayımızda da çoğunlukla hani su ürünleri sektörünü belki doğrudan ilgilendirmiyor. Ama bir yandan azalan stokların üzerine beklenmedik bir baskı oluşturduğu için bizi böyle nasıl diyeyim sektör doğrudan ilgilendirmemekle birlikte bu aralar birçok konuda ise hatta İstanbul Bienali'nin bu seneki konusu da buydu. Plastik kirliliği olmasını ben çok istedim. Çünkü plastik evet hayatımızın içerisinde her yerde saatimizin kordonundan gömlek düğmelerimize şu mouse veya tablet kılıfı aklınıza gelebilecek her yerde bir miktar plastik bulabiliyorsunuz. Plastik bizim dostumuz mu ya da düşmanımız mı veya bunu nasıl kullanmalıyız? Bu bambaşka bir şey olmakla birlikte denizi nasıl etkilediğine dair geniş bir dosya oluşturduk. Bunun en büyük sorunlarımızdan bir tanesi çünkü Pasifik Okyanusu başta olmak üzere büyük okyanusların tamamında artık dünyanın 8. kıtası olarak düşünülebilen yüzen plastik adaları var. Bunların çeşitli etkilerine su ürünlerinde Yeni Ufuklar Dergisi'nin 2. sayısında ulaşabiliyorsunuz. Çok konuştum farkındayım ama biraz da dergiyi okuma metodlarından size bahsetmek istiyorum. Bu sadece bizim sektör için, bizim sektörün iletişimi için değil, dünyadaki moda, otomobil, yaşam, National Geographic bile olabilir. Hatta onların da artık dijital edisyonları var. Bu sürekli olarak değişen ve artık interaktifliğin birazcık da offline medyanın içine girdiği bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin elinde büyük ekranlı cep telefonları var. Artık sıradan cep telefonları bile hakikaten çok büyük. Tabletlerimiz var. 7, 8, 10, 12 inç. Belki daha büyük tabletler var. Bununla birlikte bu dergiyi basılı hale getirmeli miyiz sorusuna verdiğimiz yanıt hayır oldu. Çünkü bir ürünü kağıda basmakla bitmiyor. Bunu dağıtmak da gerekiyor. Ama bir yandan da dijital olarak bir linkini yolladığınız zaman insanlar cep telefonundan, tabletinden, hatta akıllı televizyonlarından bile bunu okuyabiliyorlar. Çünkü artık hayatımızın her yerinde okumak isteyen olsa tabii ki zaten sürdürülebilir, sorumlu ve geleceği düşünen bir içeriği, geleceği düşünen bir
vizyonu sunduğunuz bir materyali kağıda basmak da içeriğin kendisiyle biraz çakışıyordu. Birazcık da o yüzden uzak durmaya karar verdik. Bu yüzden dergimiz sadece dijitalde ve hatta şöyle de bir şey var. İçerisinde ben bu dergiye mizampajını yapıp kaydederken yazıcıdan çıkarılamayacak şekilde kaydediyorum ki okumak isteyen başkaları olursa lütfen dijital kaynakları kullanarak e-posta ile yollayabilecek kadar küçük bir dergimiz. Buradan yollamanızı rica edeceğim. Dergiye direkt olarak son sayıyı denizdenbabamçıktı.com üzerinden okuyabiliyorsunuz. Bununla birlikte bir PDF formatında ücretsiz, tamamen ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirip offline olarak cep telefonunuzdan olabilir, bilgisayardan olabilir, ya tablet ya da hatta akıllı televizyonunuzdan olabilir. Buralardan izleyebiliyorsunuz. Su ürünlerinde Yeni Ufuklar Dergisi'nin çeşitli bölümlerine kısaca değindim. Biraz da Denizden Babam Çıksa Komu kendisiyle ilgili söylemek istediklerim var. İlk günden itibaren Denizden Babam Çıksa Komu sosyal medya kanallarında da yapmak istediğim şey. Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn'de de varız hatta. Nitelikli bilgi eğip bükmeden ve sizi gereksiz böyle oraya tıkla bunu oku, indirmek için tıkla, reklam göster gibi konularla sizi sıkmadan bunu size sunabilmek. Çünkü bu gibi yayınların benim gibi yeni jenerasyon aslında tam olarak maalesef bir mesleğimi yapamıyorum ama yeni teknolojilerin dünyada neler olduğunun Türkiye'ye anlatılmasının birazcık Türkiye'deki sektöre ve sektör çalışanlarına gereği var gibi görünüyor. Çünkü anlayıp dönüştürüp adapte edip bir adım öne geçmemizin yolu neler yapılmışı öğrenmekten geçiyor. Biz denizdenbabamçıksa.com olarak şu anda bir blog tarafımız var. İçeriklerimizi düzenli olarak orada yayınlamaya çalışıyorum. Facebook'ta ilk günden beri vardık. Twitter'ımız zaten vardı. LinkedIn'de artık bir Türkiye'de su ürünleri sektörü diye bir grubumuz var. Ve Instagram'ın denizdenbabamçıksa.com'un hesabına açmış olduğu ileriye dair ileri planlama özelliği sayesinde içerikleri programlayabildiğimiz için orada da aktif olmaya başladık. Instagram.com'da yine denizdenbabamçıksa.com adresinden ulaşabiliyorsunuz. YouTube kanalımız 2020 yılının Ocak ayından itibaren su ürünlerine Yeni Ufuklar dergisinin lansmanıyla birlikte aktive oldu ve orada bir çok yaygın yeni bir format olan podcast'i birazcık değiştirerek anlatmaya çalıştık. Çünkü eminim ki 15-20 dakika boyunca bana ve sesime tahammül etmek istemezsiniz. Etrafımda okuyacak kimse yoktu. Instagram'ı birazcık daha aktif kullanabilir miyim kısmında birkaç içerik formatı daha deneyeceğiz. Umarım olur. Çünkü hepsi biraz zaman gerekiyor. Ve özellikle videolar tekst ve fotoğraf tabanlı içeriklere göre birazcık daha geç hazırlanabiliyor. Ben şimdilik bunları söyleyeceğim size. Epey de konuştum anladığım kadarıyla da. Şimdi kapatmadan önce ve gitmeden önce denizdenbabamçıksa.com'u sosyal medyada izlemeyi unutmayın lütfen. Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda Twitter'dayız. Twitter'da da varız. Ve tabii ki Instagram. Ayrıca LinkedIn kullanıyorsanız orayı da Türkiye'de su ürünleri sektörü diye bir arama yaptığınız zaman bir grubumuz var. YouTube kanalımızın içeriğinde genellikle şu an için var olan başlıkları birazcık genişletmeye çalışıyorum. Çünkü 300'e yakın yazımız var. Bunları birazcık daha görsel hale getirebilir miyiz kısmında çalışıyorum. İçerikleri işte oraya düzenli olarak hazırlayıp haftalık gibi planlıyorum ama 2 hafta olacak gibi görünüyor. Bu böyle devam ediyor. Ben şimdilik gidiyorum. Eminim çok konuştum. Kusura bakmayın sıkıldıysanız.
Son söyleyeceğim de lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.